Kıymetli kardeşlerim, hep soruyorsunuz ya bu işler nasıl başladı diye. Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin isminde Amerikalı bir yazar bir yazı yazdı. Dedi ki, Türk devleti gerçek tehlikenin farkında mı? Fethullahçılarla mücadelede başarılılar. PKK ile mücadelede başarılılar. Gerilettiler onları. Ancak Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında, Tayyip Erdoğan'a ihanet etmez dedi. Pan-Türkist görüşüne sahip bu kişi, bu şekilde halkın içinde güçlenmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında oraya simge olarak birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir dedi. Tabii buna İnanan ruh hastaları oldu. Maalesef manyaklar oldu. İşin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar. İşte bu adamı dünyadaki önemli birçok kişi takip ediyor. Artık seni dünyada insanlar daha iyi tanıyacak, konumunu anlayacaklar dediler senin zekanı. Dedim ki bu tuzak. Bize tuzak kurdular kardeşim dedim. Vallahi dedim bize tuzak kurdular. Herkes şaşırdı. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi dedim mahvedecekler. Bu yazıyı internete girip bulabilirsiniz. Oda TV'de yayınlandı, sonra çeşitli yerlerde, sonra birden yayınlanması kesildi, durduruldu. Bütün herkesin okuması bir sebeple engellendi. Daha sonra ikinci kırılma noktası. Ben Elazığ'a, şehit aileleri beni davet etti. Miting yapmaya gidecektim. Kasımpaşa'da binlerce kişinin katıldığı bir iftardayız. Mehmet Ağar Bey beni aradı. Hangi Mehmet? Derin Mehmet. Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım. Çünkü şundan dolayı. Mehmet, Derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden dolayı ameliyat olduğu için ameliyat şeyi çıkana kadar makara yapmayayım dedim. Ancak diğerlerini unutmam. Müsaade ederseniz bir ara yoklama yapmak istiyorum. Çünkü bunlar durmadan kaytarabiliyorlar. Süslü Süleyman ve saz arkadaşları orada mısınız? Tamam. Bir de konuk bir oyuncu alacağız. Ama bizle bir süre gelecek. Demirören var. Acayip de bir ismi var. Demirören sert adam da böyle demirleri öğren filan bir adam. Ancak ona da bir isim vereceğim. Çünkü o isme layık değil. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Adana bölgesinde pamuğa, Çukurova'da pambık derler. Bundan sonra bu arkadaşı Pambık Ören diye yoklamalarda sayacağım. Pambık Ören deyince anlayın bu. Tamam mı kardeşlerim? Pelikancılar hep kaytarıyorsunuz farkındayım. Vallahi kaytarıyorsunuz. Billahi kaytarıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmam. Bana neler yaptınız. Sizi bırakmayacağım. Ancak bu ara Süslü Süleyman ve saz heyetine taktığım için onlardan devam edeceğim. Bir de konuk sanatçılarla. Kardeşlerim Mehmet Ağar, ben Kasımpaşa, Taksim'de binlerce insan var. Çok büyük bir iftar daveti beni aradı. Dedi ki Derin Mehmet, işte dedi Elazığ mitingini iptal eder misin? Dedim abi beni oraya şehit aileleri çağırdı. Nasıl iptal edeyim? Bana dedi ki, ya orada CHP'nin de aynı gün mitingi var. Bilgi geldi devletten, karışıklık çıkacak. Dedim ki abi, bizim yetiştiğimiz kültürde, yani Kafkas asıllı Karadenizli Türk ailesinin çocuğu olduğumu söylemiştim. Bizim kültürde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir. Ben buraya gitmem lazım. Sonra bana dedik, abi dedim iftardayım, çok kalabalık, tekrar görüşelim, ben seni arayayım dedim. Sonra bir daha aradı kendisi. Ben de dedim ki abi ben oraya gitmezsem rezil olurum. Hem dedim orada bir miting yapıldı. 5.000 kişi geldi. Biz dedim Kafkasya'dan ilk Elazığ'a gelmişiz. Kendisi de biliyor.
Elazığ Harput, oradan Erzurum Tebriz köyü, sonra Trabzon, Rize, Artvin olarak dağılmışız. Ailemiz. Dedim abi, ben orada en az 30 bin tane arkadaşın geldiği bir miting yaparım. Hem de çok güzel olur. Dedi ki seni seviyorlar. Bizim oranın gençleri seni çok seviyor. Evet, daha önce de birçok ilde yaptın. Gene olur. Ama dedi provoka çıkacak. İşte çatışma matışma saldırı. Dedim abi, devletin polisi var. Sonra telefonu kapattık. Konu netleşmedi. Bu tekrardan şey yaptı. Bir baktım gazetelerde, Elazığ gazetelerinde Sedat Peker Elazığ'a gelmekten iptal etti mitingi. Ben de dedim ki açıklama yapın. Arkadaşlarım hazır olun. Elazığ'a gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimizle buluşacağız. Sonra yine hükümetin içinde şu an bakanlık yapan bir beyefendi, o zaman özel kalem müdürü, kendisi benim bir yakınımla görüşüyor. Ya oraya gitmesin diyor, karışıklık olacakmış. O arkadaş da söyledi. Dedim ki ya şehit aileleri çağırdı. Ahmet Mehmet çağırsa iptal edeyim ama olmaz. Sonra valilikten karar çıkardılar. Güvenlik sebebiyle miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası bu oldu. Biz emir ve tahakküm altına girmeye ruh dünyamız uygun olmadığı için, boynumuzu hiçbir surette hiç kimseye eğmediğimiz için bizi herhalde kullanışsız gördüler. Allah şükür olsun. Vallahi kendi inandığım doğruya birileri inanıp oradan gidiyorsa beraber giderim. Ancak kendi inanmadığım doğruya ne kendimi ne beni seven kimseyi sürüklemedim. Sürüklemem. Ama vaktimiz yok. İşimiz çok. Süslü Süleyman ve Saz Heyeti'yle bugün uğraşacağız biraz. Bir de arkadaşlar diyorlar ki ya böyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Anlatıyorsun da ya biz ne yapacağız? Onu da anlatayım. Ben kendi tarzımı anlatıyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım tüm tecrübeler bana şunu öğretti. Eğer bunu başarabilen insan şu anki acımasız dünyada ayakta kalır ve güçlü olur. Vicdanen de rahat olur. Güçsüz insanlarla, iyi insanlarla, masum insanlarla karşılaştığında Allah'ın yarattığı iyilik meleklerinden bile daha iyi olur. İyilik melekleri o adamı gördüğünde der ki Allah'ım, eğer bu kulunu yarattıysan bizi neden yarattın? Mecazi anlamda söylüyorum. Çünkü bu çok iyi bir insan. Parasını veriyor, onları korumak için derde giriyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ancak kötülerle karşılaştığı zaman, kurnazlarla, akıllı kendini zannedenlerle karşılaştığı zaman bu insan, akılcı olan insan ne yapar? Ve yaşadığımız dünyada ayakta kalmak zorunda olan insan öyle şeyler yapar ki vallahi billahi o Machiavel diye hep bir adamı suçlarlar. Gerçi o da garip, Machiavellistin sen derler. Ya adam bir kitap yazmış, size yemin ediyorum, demiş ki devleti yöneten prens, devletin menfaatleri için bazen yalan söyleyebilir. Herkes, ey Machiavelli! Ne adam mezarda çıksa bizim ortaokul çocuklarıyla bir masaya otursa, adam der bu canavarları. Bunlar ne olmuş dünya, mezarın içine bir daha geri kaçar. Ya Atatürk işte ya bu oldu mu yalan söyle. Lan ne yapsın? Bütün dünyanın canavarları gelmiş yiyecek ülkemizi de. O ne yapsın? Oyun kuruyor. Akıl budur. Bir de bu çakma gazeteciler var ya, yoklamada onları unuttum zannetmesinler. Çakma gazeteciler! İyi olanları başımızın üstünde. Bunlar var ya bunlar, diyorlar ki şimdi ben anlatıyorum, kanıtlıyorum, hukuk diliyle anlatıyorum. Bunlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar, suç örgütü liderinin sözünden bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? Lan cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Aa, bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir pislikler de. Lan dünyadaki en büyük skandallar cami hocalarının anlattığından mı ortaya çıktı? Ya da bir kilise papazı anlattı, oradan mı çıktı? Ya bunlar gazete üretiyorlar. Bunlar gazeteciler. Benim söylediklerimi etkisiz hale getirmek için üretebildikleri en büyük hikaye bu.
Ya suç, o suç örgütünü de anlatacağım. Bana o suç örgütü diyen herkes utanacak. Ama ben 40 yaşından küçükleri anlatacağım. Büyükler gelirse onlar misafir. Ama vallahi 40 yaşından küçükleri anlatıyorum ben kardeşlerim. Cezaevindeyken bu Fethullahçılar beni annemin cenazesine yollamadılar. 84 milyona uygulanan hakkı bana vermediler. Vallahi vermediler. Ki ben herkes babasının oğluydu, ben annemin oğluydum. Anneme ne kadar düşkün olduğumu dünya bilir. Vermediler. Ne insan hakları dernekleri, ne o ne bu. Şimdi benim tarzıma gıcık kapıyorlar. Böyle dik kafalıyım, işte pis pis gülüyorum. İnsanları gıcık ediyorum ya. Aynı davada yargılanan insanların hepsine cenazesine izin verdiniz. Sedat Peker'e neden izin vermediniz? Yaşı benden büyük olduğu için abi diye hitap edeceğim. Yılmaz abi öyle dedi. Başka bir Allah'ın kulu demedi. Hani eşitlik? Lan ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Bu ülkenin kimliğini taşımıyor muyum? Ya AK Parti'nin taraftarları halen daha çok fazla. Neden tweet atmıyorlar sadece bot hesaplarla bana süslü sülü ve saz eğitim bot hesaplarla saldırıyor. Biliyorlar anlattıklarım doğru. Ya halkı durduramazsın. Veya halkı haksızlığa karşı getiremez. Ya doğru da anlattığım biliyor. Ben şimdi size Türkiye'den dik duranlardan örnek vereyim mi? Bizim böyle çok şanlı basında tanıdığınız büyük iş adamları var ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidince güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane arabadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu çıkar, bununu çıkar. Bunlara saatini çıkar, bilmem şunu çıkar, oyunu çıkar, buyur. Bildiği hırsız muamele. Gerçi polisler biliyor da bunlar da hırsız. Bir ihale kapayın diye. Ve öyle gurursuzlar ki. Öyle gurursuzlar. Bir tek Turgay abi, Turgay Ciner. O arkadaşın anlattığına göre ben onun yalancısıyım. O demiş böyle bir, ne oluyor demiş kardeşim ya bu, nedir bu demiş. Kendisini de tanımıyorum. Bir kere havalarında karşılaştık Turgay Cider'le. Onlar iyi adam, ben suç örgütü lideri. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Lan ben devletten 1000 liralık bile iş yapmadım devletle. Soydunuz ulan devleti tarihin her döneminde. Atatürk'ün zamanından beri. Yediniz doymadınız. Ben oldum pislik. Sülü, geleceğim sana, seni unutmam. Dünyayı unuturum. Sen yaktın, dönüşümü yaktın beni. He bir de bak şunu söyleyeyim. Vallahi diyorum, bak billahi. Benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Ben dersime çalışırım. Hem de çok iyi çalışırım. Çok çalıştım. Yemin ediyorum, rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getiririm. Örneği var. Ben yalan söylemem. Bana yapmayacaksınız. Parmak koyuyoruz lan, bilek koyduk. Parmağımızı mı keselim? Kesmem. Ben sağlamcıyım, her zaman söyledim. Tamam, kendi yaptırdığımı anlatacağım. İspatlarıyla anlatacağım. Delilleriyle, Hürriyet gazetesindekilerden. Pamuk Ören'in ekibi, dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler. Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet, bak suç ikrarı yapıyorum, gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim, ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. İşte ama onlar profesyonel değil. Sen böyle arka... Tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Maaşı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, abdelin, ikrar ben yaptım. Milletvekili söyledi, rica etti böyle böyle.
Aydın Doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm, çocuklarıma dert kalmasın. Hop! Lan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan! Ben pisliksiz temizlik he! Namussuzsunuz ulan! Pambukarı, seni elime aldım. Seni adım adım takip edeceğim. Azerbaycan her şeyde. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki hep o Bülent denen beyefendi, İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevindeki yatarken kendisiyle tanıştım. Ziyaretine gittim. Yanımda spor kulübü ikinci başkanı Trabzon'un, yanında milletvekili getirdim. Destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin edebine oturdum. Bütün düzenim bozuldu. Cezaevine yolladılar. Beni Bülent Yıldırım takdim etmedi kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı, sevgi besleyen, ta o yaşlarda tanıyıp bugünlere kadar gelen bir insanım. Orada değil bizim tarihimiz Tayyip abiyle. Ve doğru söylüyor. Suç örgütleri yılan, vallahi doğru söylüyor. Onlarla ilişkiye girer. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Bir gün Tayyip abi görecek, uluslararası ölçekte suç örgütleri var. Ahtapot gibi. Türkiye'yi çevre ülkeyle sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip abi. Ben biliyorum, ben inanıyorum göreceğini. Tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Görecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Nasıl Atatürk en son yıllarında çıkıp Hatay'ı aldı, Türkiye'ye kattı Fransızlardan. Zekayla değil. Birçok sorunu çözeceğine ben inanıyorum. Çevresini bu saranları bu diyeceğine inanıyorum ben. Ne oldu gazeteciler? Pamuk yaradın adamları. Suçumu ikrar ettim. Delillerini de söylüyorum. Yanıma gel. Size bir delil daha söyleyeyim. AK Parti'nin gençlik kolları. Abdurrahim Boynukalın. Milletvekili. Spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyorum. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim, AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor, diyor ki işte nedir bu işlerde sizin adınız da geçiyor. Yok diyor. Tam hatırlayamadım. Gazeteci dövdürme olayıyla diyor, Hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın. Delil. Bundan daha büyük delil olur mu ya? Sayın savcılığı. Tekrar söylüyorum. Bir de herkes şey diyor, hukuk dilini böyle ne kadar iyi biliyor. Eş avukat olduğu için herhalde. Ya kardeşim, eşimin arkadaşları kendisini arayıp ona hukukla ilgili bir şey sorduğunda o gelip bana soruyor. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ya biz seni tanımıyorduk, böyle olduğunu bilmiyorduk. Kardeşim, siz hep hikayeyi avcılardan dinleyip inandınız. Çünkü avcı aslanı hep vurdu. Mert'le savaşmadı ki, tüfekle 300 metreden vuruyor. Bu sefer aslan canını kurtardı. O ülkede de, o ülkede de, o ülkede de hikayesini anlatmaya karar verdi. Şimdi hikayeyi aslandan dinleyin. Dinleyin de aslandan. Siz karar verin. Ama 40 yaşın altındakiler versin. Yiğit olan, savaşçı olan, boynunu hiçbir şartta kimseye eğmeyenlere bu Ali'den denir. Ali, Allah'ın aslanı Ali'dir. Bu denir. Vallahi bu vatanın fedaileri Ali'dendir. Bu vatanın serden geçtileri Ali'dendir. Bu vatanın delileri Ali'dendir. Hacı Bektaş-ı Veli örneğinde olduğu gibi, bizim savaşçıların üstündeki etkisi gibi. Sülü, sen kimdensin? Sen, bak, Ebu Cehil'den değilsin. Sen Ebu Sufyan'dansın. Bir gün boş vakti olursa tüm bunları da anlatacağım. Sen öyle plancısın, öyle plancısın. Ulan herkesi tak tak tak. Ama vatan fedaileri, Allah yardım etti, pisliği çıktı orada. Vallahi bizi yenemezsiniz. Ya bir de diyorlar, İşte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren
şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdekinin. Biz herkesten kalabalığız. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardı. Onları hiç kimse bilmez. Yok, fethet lan bırak. Ama bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Çünkü ölümler insanlara bilgi bırakır. Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığınız gibi Kur'an'ın ucuna, mızrağın ucuna Kur'an yaprakları koyup hassas yerinden kandıramayacaksınız. Sonra ona en sadık olan haricileri ondan ayrılmasına vesile olup onların içinden katil çıkarıp suikast yaptıramayacaksınız. Çünkü biz tecrübeliyiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık. Bu sefer vallahi yenileceksiniz. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben. Bir kere bizim büyüklerimiz bize ölümleriyle, şehadetleriyle, şehitlikleriyle miras bıraktılar. Sen Ebu Sufyan'dansın. Ey silik tezgahçı. Ehl-i Beyt'e zulmetmek için kurulan o tezgah var ya, aynısını kuruyordu. Tak yakalandı, bir yere kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim. Ya ben sana neler geldi, geliyorum. Geliyorum oraya, bekle. Lan namusu maaşı kadar olanlar. İkrar ettim de ben bastırdım. Delilleri de var. O dönem AKP gençlik kollarının gazetelerde çıkmış olan o gazeteci yazmış. Röportaj olarak için sormamış. O diyece yazmış. Delil mi arıyor? Ha delil. Ne istiyorsun başka? Daha ne istiyorsun? Söyle bana. Telefon sinyalleri. Bakın. Ya suç ikrar ediyor. Gene yazmazsınız. Çünkü suç örgütü liderliğinden savunması olan insan dediklerine ne kadar inanabilirsiniz? Lan sizin aklınız yok ya, siz delisiniz lan. Ulan aldığınız prizler onurunuzu, şerefinizi yok etmiş ama aklınızı da almış lan. Bizim bir dostumuz vardı, Yaşar Baba. Öyle derdi makara yapmak için. Reis derdi bunlar akşam eve gidince bütün paraları biraz harbi konuşuyor. Eski biraz siyaset de yaptı, milli futbolcuydu. Paraları bunlar der yatağın üstüne koyar, demetleri sever sever. Sonra da severken şöyle derler dedi paralara. Eğer ben sizin bir demetinizi bozarsam Allah da beni bulsun diye bunlar paraya böyle aşık derdi. Siz onlardansınız. Pambuk Ören, ne oldu? Seni bırakmam bir daha. Vallahi bırakmam. Ulan oturduğun yerde benim hakkım var. Sen benim evde karım. Sanki suç aletleri karımın odasından çıkmış gibi, kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Hani lan namus? Hani şeref? Gerçi emanetçisin lan. Yönetimde de hiçbir sesin yok. Pelikancılar! Bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım bak, çok pis vururum. Senin özel operasyon adamın. Geldik bir daha. Sili. Aslan Sili. Ya bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya 1,5 sene falan önce. Gazetelerde herkesi inandırdınız buna. Lüks arabaları falan gösterip. Lan dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Nerede uyuşturucu? Kardeşlerim. Allah aşkına dinleyin. Sayın savcılar. Delilleriyle anlatacağım da dinleyin. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy Motors'un sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani emniyetten oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz.
Ayrıcalıklı da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklıyım. Şimdi küstüm, benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. Küstüm ben onlara. Operasyondan 10 gün önce gidiyor Engin oğlu. Diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor, iptal etmemiz lazım. Tamam, tarihine bakın, operasyondan kaç gün önce o Yeniköy motorsu sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. 1, 10 gün önce. 2, telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki 5 milyon dolar versen seni diyor bu dosyanın içine çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onları iki araba sattım. Niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyorlar. Operasyon oluyor, bunu da alıyorlar. Tabii. Bu cezaevinde sonra karısı Engin'i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar. En büyük özellikleri o. Biz onu çok severiz. Lan bu. Çok severiz bu. Bu aslında Abdullah Öcalan'ın taktiğidir. Bunlar nereden öğrendin? Abdullah Öcalan'ı da bir gün anlatacağım size. O etten o da ayrı bir film. O var ya o. Masan başkanının avukat eşi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Bak herkesi FETÖ'den tak tak tak. Adamı köle gibi yapmış. Adam Hazine Bakanlığı'na bağlı bu diyor. Gel adam tak yanına. Gel tak yanına. Tabii. Masak raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor. Kim? Resul. Resul kim bunu? Nevzat Bey. Lan vallahi parça parça koparacağım. Billahi. Suçun hiçbirinin Ankara ile ilgisi yok operasyonu. Lan 1,5 sene geçti. Niye dava açılmıyor? Oğlum Engin ve senin saz heyeti sanıkların hepsine var 100'er milyon, 50'şer milyon dolar parası. Hepsine gidiyorlar. İşte bak senin işin çok tehlikeli ama 3. mahkeme hallederiz. Ya argo tabiriyle kesiyorlar milletin parasını. Siz dünyanın büyük uyuşturucu operasyonu ya. Asla gördüğünüze inanmayın kardeşim. Yalan anlatıyor temiz elle yalan. Lan dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Şimdi benim de dinlemelerim Ankara'dan alınmış. Benim anlattığım olayların hiçbirinde suçumu ikrar ediyorum. Milletvekilini de öldürdüm İstanbul. Şunu yaptı hep İstanbul. Veya başka bir yer. Ankara'da yok. Sen niye Ankara'dan aldın bu izinleri? Resul faaliyette. Ekrem'de. Bir de arkadaşlarımızın bazıları şey demişler, işte seninle ilgili resimlerini siliyorlarmış. Kıymetli kardeşlerim, ben 15 yaşında Sivasspor'un başkanı, meclis başkanı, o zaman 21 yaşında. 16 yaşındaydım, o 22 yaşında, pardon. Bir konu olmuştu, demiştim ki, bir arkadaş bizden ayrılmıştı. Biz demiştim, bir yolculuğa çıktık. Bu gemi limana varacak. Bu yolculukta gemiye binenler olacak, inenler olacak. Herkesin kendi kararı, özgür, saygı duyarız. Ama demiştim, Allah'a yemin olsun bu gemiyi limana vardıracağım. Eğer beni o yaşta kaptan seçtilerse daha çocuk yaşındaydım. Çocuktum, Türkiye'nin gençlik lideriydi. Ben bunu yapacağım dedim. Allah'a yemin olsun yapacağım. Vallahi yapacağım. Namusa şerefe yemin olsun yapacağım. Ya da uğurlu öleceğim. Gideyim. Resul'e tak. Adalete gel. Resul'e mi geleyim? Sülü. Sülü ve saz heyeti. Beni burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi. La da kırmızı bülten çıkaramadınız. Şimdi dünyadan haber oluyor ya da. Adam diyecekler lan bu adam bir şey anlatıyor. Siz kırmızı bülten yok bunu niye verdiniz Türkiye'ye? Daha bülten çıkarmaktan acizsin. Ne oldu senin saz heyetin paralar? O şeyi de anlatacağım. O zorlu binası var ya. Senin kardeşin orada telefon dinleme tapeleri geliyor. Orada milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor. Ya gidin son 2 ayda 2 sene
Oraya hangi iş adamları gelmiş? Ya bu adamın bir resmi unvanı yok. Mehmet de herhalde ismi. Bir bakın. Ya resmi unvanı yok bu adamın. Bu adam ne iş yapıyordu? Geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Geleni ya böyle böyle FETÖ'yle bir iltisaklı bir şeyle rastlanmış. Ulan insanların FETÖ davalarına olan inancını yok ettiniz. Lan bana Sedat Peker örgütü diye açın, terör örgütü diye. Lan cezadan korkan seni gibi olsun diyorum da. Lan bizim masanın başkanının karısı gibi korkutacak bir adam değiliz lan biz. Polis soruşturmaz bak. Herkes FETÖ'den korkuyor, herkes kaçıyor. Allah'a emin olsun. Hazreti Hamza Efendimizin dediği gibi ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. Yenileceksiniz. Pambık, Pambık orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pambık. Bak ben sana söyleyeyim. Süslü sülüyor. Vallahi seni de tutuklayacaklar. Elon şimdi ameliyat oldu, ona bir şey demem, şık olmaz. Ameliyattan çıksın, ona neler yapacağım? Şimdi bu süslü sülü diyor ya, kardeşlerim, delin nerede delin? Suç örgütü, tamam delin. Hiç gizli delin de değil. Erdal Aras, 1900'lü yıllarda, ortalarında benim adamım diye gözaltına alındı. Türkiye'nin en önemli davalarından biri o zaman Kemal Orzum. Çok önemli bir isim. Mehmet Ali Yılmaz, devlet bakanı olan görevde. Aralarında bir sorun var. Mehmet abi bize yakın. Kemal Orzum da biraz böyle mafyatik gibi bir tarz olan bir adam. Onunla şey yaptı. Başka konular. Sonra polis filan ülkenin gündemi değişti. Sonra Cennet Mekan, Başbuğ Alparslan Türkeş Mehmet abiyi aramıştı. Mehmet Ali Yılmaz'ı. O konu o şekilde bitmişti ama basında çok yazdı. Bunu şundan anlatıyorum. İnternetten girip bulun. Erdal Aras. Herkes biliyor benim adamım sabıkalı. Ya sabıkası olan Erdal Aras'ı 14 farklı genel başkan seçildikten sonra MKYK'ya sen üye yapmadın mı? Ya sabıkası var. Nasıl yaptın o doğruya? Erdal Aras akrabalarımla ilgili yok dedin. Var. Telefon sinyalleri var. Şimdi kimse yazı yazmadı. Ama bir savcılar gelir bir gün. Yazarlar. Vallahi tutuklanacaksın. Ve 10 tane en az ağırlaştırılmış müebbet alacaksın. Unutma. Alacaksın. Suriye açıklarında 1,5 ton esrar yakalandı. 1,5 ton otun değeri kaç lira biliyor musunuz? 300.000 dolar. Lan 5 ton kokain yakalasana. 1,5 ton esrar yakalandı filan. Lan paranıza bile kıyamıyorsunuz. Mehmet hastanede olduğu için derim Mehmet ona söylemeyeceğim. Onun ekibi o Senem'dekiler var ya. Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Ben ne diyorum? Ben zaten kendimi de katıyorum. Yaşlı köpeklere yeni numara öğretilmez. Onun için yeni bir dünya dizayn etmek. Hele özellikle yeni Türkiye. Geldik mi şimdi başa? Ya alelacele o komiklikleri nasıl yapıyorsunuz ya? Ya inan milletin diline maskara oldunuz. Hani yazacaktın kendini? Hani öyle yaparım böyle yaparım diyorsun ki işte efendim onlarla ben şu zaman görüşmedim. Evet ben de savcılara diyorum ki benim röportajda anlattığım, videoda anlattığıma lütfen bakın. 6 ay, 5-6 ay önce diyorum. Ziyarete gittiğinde. Evet. Ben yeni görüştüler demiyorum ki. Onları şikayet edeceğim. Tutuklattırırsın da. Nasıl olsa mafyözler de var senin ekipte. Tak. Ya Allah'ın safı. Teknoloji diye bir şey var. Dosya nasıl oluşturulur biliyor musun? Bunlarla senin karşılıklı kaç kere telefonla görüşmüşsün. Koyacaklar ortaya. O yeni gelecek savcılar. Şimdi kendini belki kurtarabilirsin. Gel. Resul'ün organizeden sorumlu gel. Bir de Ankara. Ankara Emniyet Müdürü de manevi kardeşliği.
Operasyon Ankara'ya. Ya Ankara'da benim dosyamın ne ilgisi var? Niye Ankara? O öbür dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu gibi değil mi? Paket herkes. Tak 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 içeri hepsini tutukla. Yatır giyotine. Kes. Hepsi ben. Ya niye davayı açmıyorsunuz kardeş? Niye adamlar onca zaman yatıyor da ya? Niye açmıyorsunuz? Da kesmeci bitmedi farkındayım. Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya, ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece, ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. Şu an o da silindi. Sabıkası görünüyor mu da? Aldığım tek sabıka suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar? Deli olacaksınız ya. Ya bu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor biliyor musunuz? Hadi gülünüz. Mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı senin haberin yok, sana söyleyeyim, kıyam olsun. O yolladığı Resul'ün adamları var ya resimleyen. Tam bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş, samimi ikrar yapmış. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'i de takip etti diyor. Ulan sen nasıl bir adamsın arkadaş ya? Bak sen AK Parti'dekileri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazsın. Yemem. Her türlü kandırılmaya karşı anladın. Tedbirlerim hazır. Bak diğer bu konularda ismi geçen herkese söylüyor. Bir de o namusu maaşından az olan gazeteciler. Diğerlerine başımızın üstünde. Ben anlatıyorum, iş adamının ismini veriyorum, şunu. Ya siz niye bu adamlara ulaşmıyorsunuz? Siz o adamlara ulaşın. Onlar da derse ki ya Sedat Bey'in dedikleri doğru değil, reisin dedikleri doğru değil. Hepsini rezil edeceğim. Bende ya, her şey bende. Ama hileye yapma. Ya niye gitmiyorsunuz? Ya İmam Altınbaş, anlattık da tanımıyorum, görmedim, konuşmadım. Siz gidin, o desin ki böyle bir şey yok. Gidin Emir Sarıgül, o desin böyle bir şey yok. Bende diyor, her şey bende. Hem de daha da nelerle rezil eder. Hadi de. Ulan hani sizin namusunuz? Ben suç örgütü lideriyim. Ulan bunlar büyük Türkiye'nin en zenginleri, en tanınmış insanları. E mübariz orada. Lan hadi ben. O da FETÖ'den içeri aldı. Daha da o da güvenilmez olsun. Ya ben bu Hadi'yi yolladığımda, pardon, bu haberler yaptığında Hadi Bey mübarizi korumak için kendini yaktığında, işte Hadi dost, böyle bir şey diyen şerefsizdir diyorsa, o zaman ben şerefsizim, bana şerefsiz dedi. Ne yapsaydım? Ne yapayım? Bana şerefsiz diyorsun, ben öyle bir şey demedim, yapmadım. Ya Hadi'ye diyor ki sen diyor yürek mi yedin, ne yürek ya? Onu diyor Azerbaycan istedi tutuklanmasını. Lan böyle bir şey olur mu ya? Adam soğur Azerbaycan devletine dava açtı diye 1.300.000.000 dolarlık. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Azerbaycan istedi. O Çeçenistan'a geçmiş tarihlerde ben çok yardım yapardım kardeşlerim. Elimden ne gelirse, şerefli namuslu insanlar. Sonra o terör grupları girdi, biz tamamen çekildik orada. Ben çekildim. Basman katliamı olmuştu. Çoluk çocuğu öldürdüler. Benim orada bitiş orada başladı. İşte Putin, işte Rusya'nın baskısıyla beni tutukladılar. O zaman hep dilden dile Sedat Peker şunu yolladı, Sedat Peker yolladık da Allah'a şükür bize şeref. O zaman da Rusya istedi de tutukladık dediler. Lan Rusya istedi, suç var mı? Delil var mı? Kedi tecavüzcülerini direniş operasyonumuz.
Yazık ya. Allah'a yemin olsun. Canımızı yakacakları biliyorum. Süslü sülü ve sosyete her şeyi yapacaklar. Her iğrençliği yapacaklar. Size söz veriyorum. Bize çektirdiklerinin 100 katını çekecekler. Tutuklanacaklar. Tüm veriler sağlam. Bir gün bir savcı gelecek de diyecek ulan buna mı suçluluk da olmaz diyecek. Vallahi olacak bu. Bana inanın. Kardeşlerim, vatanın delileri kardeşlerim, vatanın fedaileri kardeşlerim, vatanın serden geçtisi olan kardeşlerim. Allah bizi mahcup etmeyecek. Billahi Allah bizi mahcup etmeyecek Yüce Allah. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Birleşik Türk Devletleri'ni kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.